yönetmeniz çok iyiydi. Şey o. Herkese var, bize yok. Bu var sistemi, bize çalışıyor. Büyük maçlarda da ezilmiyoruz. Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kaldı. 8 hafta sonunda öne çıkan performanslar ve öne çıkan oyuncular kimlerdi? Bunları taraftarımıza sorduk. Galatasaray maçından beklentilerini konuştuk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. İyi gidiyoruz. Şanssız puanlar kaybettik. Bunlar olsaydı şu an farklı konumda da olabilirdik. İlk 6 hafta çok iyiydik. Ama şu son 2 hafta bence oynadığımız haftaların en kötü haftalarını oynadık. Ankaragücü maçı da dahil buna. İlk 6 hafta gayet güzeldi Bursaspor. İyi bir performans yaptı. İyi sonuçlar alamadık ama tabii ki burada hakem hatalarımız da var. Ben bu takımı şampiyon olduğumuz sene takımla neredeyse eşdeğer tutuyorum. Belki orada bir şampiyonluk geldi ama burada mücadele gücü çok daha yüksek bir takım sahada. O yüzden mutluyum. Kardeşlik kurulmasının ana etkenlerinden birisi rahmetli Abdülkerim abimiz. Bir şehit emaneti bu kardeşlik bize. Ankaragücülerin bizlere bakış açıları çok mükemmel. Öncelikle onları da kutlamak gerekir. Gerçekten kardeşleri gibi seviyorlar. İlk 8 hafta güzel futbol oynadık ama tabii puan kayıplarımız oldu. İyi futbol oynuyoruz ama bu yetersiz. Yani maçı alamadıktan sonra, hanemize 3 puan yazılmadıktan sonra iyi futbol diye bir şey yazılmıyor. Yani biz tabii ki kalben yine ümitliyiz. Valla futbol olarak iyi ama neticemiz kötü. Ama inşallah Allah'ın izniyle inanıyoruz. Çünkü bu son haftalardaki gidişat bize iyiye gittiğini gösteriyor. Geçen seneye göre çok daha iyi. Hani hakemleri de yenebilsek şu an üstlerde olurduk ama biz inanıyoruz bu sene. Samet Hoca'ya da, takıma da inanıyoruz yani. Bu takım bence 10 numara. Başarılı yani. Ama hakemler sağ olsun berbat ediyor her şeyi. İyi bir görüntü sergiliyor gibi gözüküyor geçen senelere nazaran. Fakat bundan sonraki haftaların ben gerçek performansı göstereceğine inanıyorum. Bursaspor galip gelememesine rağmen ilk 6 haftada iyi futbol oynadı. Şanssızlıklardan dolayı belki galibiyetleri kaçırdı. Ama Bursaspor'un bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz. İkinci şampiyonluğun Vakıfköy'den geleceğini düşünüyorum. Ki zaten en son oynanan mücadelede altyapıdan kadrosunda 10 tane Vakıfköy patentli oyuncu bulunan Türkiye'deki tek kulübüz biz. Top anlamında çok güzel top oynuyorlar. Futbolda çok güzeller. Hani 5 sezondur izleyemediğimiz futbolu izliyoruz. Hani beklediğimiz futbolu izliyoruz. Ama tabii şansa puan alamıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda bunların düzeleceğine inanıyorum. Hocamız çok iyi. Güveniyoruz. Futbolcularımız, kadromuz çok iyi. Hani 3 sezondur beklediğimiz forveti biz daha yeni bulduk. Bursaspor şu an günden güne iyi gidiyor aslında. Taraftarlar da destek veriyor. Başkanın da yaptığı seçmeler sonucunda takım daha iyi de olacak. Arkadaşlarımdan da altyapıdan da Ramazan var şu an zaten. Geçen hafta asistiyle beraber güzel Bursaspor'a damga vuracak diye düşünüyorum. Takımın biraz daha kendini iyi toparlaması lazım. Tako zaten tartışmaya gerek yok. Tecrübesiyle her şeyle birinci sınıf bir golcü. Umut Meraş, Bolu'dan aldık. O da mesela gerçekten ileriye dönük. Aziz'in yerini dolduracağı belli. Onun haricinde genel olarak Ramazan'a aynı şekilde parantez açabiliriz. Ramazan'la ilk maçı Süper Lig maçıydı. Gerçekten de çok iyiydi. Zaten golün asistini de yapmıştı. Genel olarak hepsi iyiydi ya. Mücadele çok güzeldi. İnşallah mücadele devam eder. Umut Meraş çok iyiydi o maçta. Yani değişik bir kadro çıktık. Kötü bekliyordum ben. Bu hafta beraberlik falan yine alırız diye. Ama galibiyeti aldık. İki golümüz de Vardan iptal oldu. Ankaragücü maçında bence öne çıkan oyuncu bir genç Ramazan
çok iyi. Yani hiç şey yapmadı, yadırgamadı oynadığı yeri, oynadığı ligi yadırgamadı daha doğrusu. Ve benim en çok beğendiğim bu sene Bursaspor'a katkı yapan oyuncu Şeju. Defansta oynayan Şeju. Onu çok beğeniyorum. Kaleciyi çok beğeniyorum. Kaleci Okan güzel. Ondan sonra Ertuğrul güzel. Yeni aldığımız santraforumuz iyi. Seko güzel. Genç futbolcularımız güzel. Kalecimiz Okan'a sonuna kadar güveniyoruz. O da gerçekten iyi bir performans oluyor. Harun gittikten sonra bayağı bir korku aldı içimizde. Acaba dedik hani kaleyi kim koruyacak, nasıl olacak falan. Ya Okan'a güveniyoruz. İyi yani, gidişatımız gerçekten çok iyi. Şeho. Uzun zaman sonra gelmesine rağmen Şeho. Orada bence birçoğundan daha iyi. Umut Meraş yine Aziz Bey için yerini dolduracak gibi duruyor. Takım güzel. Sako da geldi. Forvetimiz de var ama hani 10 numarada Batajan'ın eksikliği var biraz. 10 numaralı pozisyonumuz biraz eksik. Tutumundan dolayı, takım yönetmesinden dolayı biz Samet Aybaba'dan memnunuz. Tabii ki bizim altyapımız bir fabrika. Bunu görebilene ne mutlu. Daha önce bu adam yaptı. Yine yapabileceğine canı gönülden inanıyoruz. Bence öncelikle Ramazan, Umut Meraş ve Şeyu. Valla veli nimet. Keşke Bataja gibi bir tane futbolcumuz olsa da daha da daha fazla gollerini gördük yani. Bize yaramadı VAR sistemi. Bursa Spor'a yaramadı. Başka takımlara yaradı. Daha önceki haftalarda VAR sisteminden çok etkilendik. Yani bu VAR sistemi yani hem güzel bir şey aslında ama Türkiye'de çok böyle bence hakkını vererek uygulandığını tahmin etmiyorum. Düşünmüyorum da. Yani bundan biz bu 8 haftada bayağı etkilendik. Bundan sonraki haftalarda da etkileneceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Oyun güzel de hak yeniliyor gibi. Bu VAR herkese var olması lazım. Ama VAR'lar hakemlere göre VAR'lar. Yani yurt dışında da VAR'ları görüyoruz. Buradaki VAR'ları da görüyoruz. İşte verilmeyen iki tane gol var. Birinci dakikada verilmeyen gol var. Bence o hakemin birinci dakikadaki verdiği karar bence maçın sonucunu etkiledi. Bunları ben hakemlerin yüzünden olduğunu düşünüyorum. Yani Bursa Spor'a sanki bir düşmanlıkları var. Yani istemiyorlar. Genç futbolcuların yetiştirmesini istemiyorlar. İlla ki yabancı mı olacak? Yani bizim altyapımız süper. Yani Samet Hoca bunlara değer veriyor. Bunların morallerini bozmak için elinden geleni yapıyorlar. Herkese var, bize yok. Yani gerçekten bakıyoruz. Bence hata, futbol bence hatalar oyunudur. Yani bu VAR sistemini desteklemiyorum. Neden desteklemiyorum? Futbol demek ne demek? Hatalar oyunu zaten. Öyle güzel zaten futbol. Yani birileri hata yapacak. Hakem de olabilir, futbolcu da yapıyor, kaleci de yapıyor. Herkes bir şekilde hata yapabiliyor. Futbolu zaten güzelleştiren bence hataların olmasıdır. Bence VAR sistemi yanlış. Özellikle Bursaspor'a da özellikle mi yapıyorlar bilemiyorum. Yani bizim nereden baksanız bir 9 puanımızı falan yediler yani. Bu VAR sistemi bize çalışıyor yani. 3-4 tane gol iptal. Büyük takımlara gelince hop Beşiktaş offside'den gol atıyor. Sayıyorlar. Biz atınca böyle de olsa saymıyorlar yani. Futbol olarak iyi yani benim görüşüm. VAR Bursa Spor'a bir tek işliyor yani. Geri kalan hiçbir takım işlemiyor. Bir tek Bursa işliyor. Biraz adaletli olduğu sürece ben Bursaspor'un Galatasaray'ı yeneceğine yani inanıyorum. İnancım sonsuz. Yenmese bile oradan iyi bir sonuç alacağına ben kendim eminim. Yani. Büyük maçlarda da ezilmiyoruz. Gayet inşallah 3 puan almayı düşünüyoruz. Galatasaray maçında gayet Bursaspor cesur oynayacak her zamanki gibi. Buna inanıyoruz biz. Yani Bursaspor'a da güveniyoruz. Yani elinden gelse Galatasaray'ı yener yani. Hakemler eğer Galatasaray'ı tutmazsa Bursaspor bu maçın altından gelir yani. Galatasaray mücadelesi önemli bir mücadele. Ankara Gücü galibiyetinin anlam kazanması için bizim Tite Arena'dan puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyor. Yeşil Beyazlar'la Bursa Spor'u konuştuk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşmayı, yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir başka yayında, bir başka programda görüşeceğiz. Hoşçakalın.